gelelim bugünün bomba haberine. Geçen yıl öğrenciler yüzünden çıldırıp psikolojik tedavi görmek üzere okuldan iznini isteyen drama hocası Mualla Hanım'ın yeri bir haftadır boştu. Duymuyor musun be adam? Niye yolun ortasında yürüyorsun? Bu arada merak edenler için Wikileaks'te yazdığına göre Mualla Hanım İzmir'de bir rehabilitasyon merkezine yatırılmış. Fakat durumu iyi değilmiş. Dün akşamüstü şöhreti çok küçük kitleler tarafından bilinen Güzel Sanatlar Fakültemizin... Güzel Sanatlar Fakültemizin biricik dekanı Engin Bey yeni bir drama hocasıyla anlaşmış. Ooo evet. Kulaklarınızın ayarıyla oynamayın, yanlış duymadınız. Güzide Okulumuzun sevgili öğrencileri Mualla Hanım'ın yerinde bu sene yepyeni bir drama hocamız var. Kendisinin geçmişi hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. Hiç. Ben bile bir şey bilmiyorum. Düşün ben. Evet. Ve bu drama hocası ne kadar zamanda pes eder? En ufak bir fikrim yok. Öğrenciler her zamanki kadar sıkı çalışırsa fazla süreceğini zannetmiyorum. Seni seviyorum. Hocam bu ne ya? Ne yazıyor? Seni seviyorum yazıyor hocam. Seni seviyorum ne demek? Bence sana aşığım demek. Bir şeyler yemek. Sana var ya hastayım demek. Nerede söylendiğine göre değişir. Evet. Aynen öyle. Nerede söylendiğine göre değişir. Şimdi düşünün. Seni seviyorum derken aslında ne demek istiyorsunuz? Hocam, sen de beni sev. Yani böyle demek olabilir mesela. Tabii, olabilir. Başka? Bana gidelim mi mesela? Küssün ya. Benim yanımda yapma bari. Hayatım, ben kendim için söylemedim tabii ki bunu. Bana gidelim mi? Olabilir. Ya gördüm. Başka? Face'de seni poklamak istiyorum. Okey. O da olur. Dağın olsun, canımı mı vereyim anlamında da olabilir. Olabilir kardeş. Evet, başka fikri olan? Benimle evlen. Tamam, yani... Evet. Başka? Benden başkasını sevme, gebertirim. Olabilir. Korkma. Gitme. Ah hocam, ben de size bakıyordum. Buyurun. Nasıl geçti ilk dersiniz? Bizim çocuklar çok zorlamadılar inşallah. Yo, gayet rahat geçti sağ olun. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii ki. Sabah yönetim kurulumuzla birlikteydim. Benden bir ricaları var. Bu konuda sizin yardımınıza ihtiyacım olacak. Nasıl bir konu bu? Güzel Sanatlar Fakülteleri her yıl kendi aralarında bir müzikal yarışması düzenlerler. Biz bugüne kadar bu yarışmalara sahnemizi vererek iştirak ediyorduk. Yarışmıyordunuz yani? Hayır, yarışmıyorduk. Fakat bu sene başkanımız bizim de bir müzikal hazırlamamızı istiyor. Bunun için de çocukları hazırlamak lazım, değil mi? Tabii. Peki, bunun benimle ne ilgisi var? Ne demek ne ilgisi var lan?
anlatacağım. Önce sizi Şan hocamız Elif Hanım'la tanıştırayım. Elif ben. Ozan. Elif Hanım okulumuzun en sevilen öğretmenidir. Öğrenciler adeta ona taparlar. Ozan Bey de yeni drama öğretmenimiz. Ben şimdi size kısa bir özet geçeyim. Size de bahsettiğim gibi bu sene müzikal yarışmasına katılıyoruz. Önce bir iki eleme turu, sonra da final turumuz olacak. Bu çok iyi. Çocuklar için harika olur. Tam da böyle bir motivasyonlara ihtiyaçları vardı. Çok sevindim bu habere. Son dönemde okulun notları oldukça düşmüştü. Yönetimimiz de bunu düzeltecek tek şeyin bu müzikal yarışmasında kazanılacak bir başarı olduğunu düşünüyor. Evet. İlginç olabilir. Öğrenciler ne diyorlar peki? Onlara soran kim ki? O eşeklere sorsanız sadece gezmeyi tozmayı bilirler. Müzikal çalışmasında olmayı hiçbirisi istemez. Ama bir yolunu bulacağız. Nasıl olacakmış bu? Orasını bana bırakın. Peki daha önce böyle bir çalışma yapıldı mı bu okulda? Bir iki denememiz oldu. Ama bir yarışma içine girmediler hiç. Nasıl denemeler bunlar? Böyle okul aile birliği misafir edildi mi? Burası önemli bir üniversite Ozan hocam. Onlarca yetenekli ve istekli öğrenci var. O zaman bu çalışmanın zorluklarının farkındasınız değil mi? Evet Ozan hocam. Tüm zorlukların farkındayız. Öneriniz nedir? Benim bir önerim yok. Aslında ne yapılacağına dair bir fikrim de yok. Eğer birlikte çalışacaksak bir fikriniz olmalı. Ve ortak bir noktada buluşmamız gerekir. Eğer çalışacak olsaydık, doğru. Ama sizinle çalışacağım kanısına erken vardınız hanımefendi. Siz ya da herhangi biri olmadan da bunun altından kalkabileceğimizi düşünüyorum. Ben öğrencilerime ve kendime güveniyorum. O zaman size ve yetenekli öğrencilerinize başarılar diler. Bu çalışmadan müsaademi isterim. İsabet olur. Çocukları yarı yolda bırakmaktansa hiç başlamayın daha iyi. Zaten herkes için en kolayı bırakıp gitmek. Aslında haklısınız. Biraz erken karar verdim. Ne zaman başlıyoruz? Hemen. My Fair Lady. İlk performans için uygun. Yapmayın hocam be. Onu lisede bile oynamıyorlar artık. Daha yetişkin işi bir oyun koyalım. Ne mesela? Evita olabilir. Evita. Bizim öğrencilerimiz için uygun değil. Ya. Öğrencileri salak yerine koymak bu okulun genel politikası galiba. Demek onlara o kadar güveniyorsunuz. Ya ben kimseye salak yerine koymuyorum. Öğrencilerime güvenirim. Güvenmesem bu işin içine girmem zaten. Tamam tamam. Peki... Moulin Rouge'dan El Tango de la Roxanne çalıştıralım o zaman. Fazla şehvet içeren bir oyun. Bu da mı kötü? Gençler için iyi olmayabilir. Ya siz gençleri ne sanıyorsunuz? Onların hepsi 20 küsur yaşında. Ruhları öfke ve ihtirasla dolu. Ya o ihtirası törpülemeliyiz işte. Bence sonuna kadar yaşatmalıyız. Travmaların üstesinden gelebilmek için hayatlarındaki bütün ihtirasları, bütün korkuları bu sahneye koymalılar. Bunu yaşamaktan da korkmamalılar. Ya korkuyorlarsa? Güvenli limanlarda dolaşarak muhteşem şeyler yaşayamazlar. Bazen en tehlikeli duygulara balıklama dalmak gerekir. Daha fazla tartışamayacağım. Ne istersiniz onu öğrenin. Derin, Bade, Melek, Zeki, Doğan. İlginç bir liste çıkarmışsınız. Her konuda hemfikir olduğunuzu söylemeyiz. Seçimleri yaptık, listeyi de çıkardık. Daha kaç saat konuşacağız bu mevzu? Daha önemli bir işiniz mi vardı hocam? Evet hocam, bazılarımızın okulun dışında da bir hayatı var. Eğer demek istediğiniz buysa, benim de okulun dışında bir hayatım var. Vallahi hiçbir şey demek istemedim. Sadece günü bitirmek istiyorum o kadar. Ya Elif'ciğim, uzun bir gün oldu. Ozan hocamın da ilk günü zaten. Eminim daha evine bile yerleşememiştir. Ona izin verelim artık ha. Aa Ozan hocam. Akşamki resitale davetiye eğer katılırsanız memnuniyet verirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz.